Şenol Güneş, Türk futbolunun öğretmeni. Öğretmen ifadesi bir yakıştırma değil. Gerçek hayatta da öğretmendi o. Türkçe öğretmenliğini bitirdi, köylerde çalıştı. Futbolcu oldu, futbolculuğundan sonra Türk futbolunun öğretmeni oldu. Onlarca, yüzlerce futbolcu yetiştirdi. Golcüler ortada, neler yaptığı ortada. Türk futbolunun öğretmeni demek yanlış bir ifade değil. Neler yaşattı bu ülkeye, hem kulüp bazında hem milli takım bazında. Onun milli takımda kulüp bazındaki hocalık kariyerinden falan bahsetmeyeceğiz bugün size. Bugün sizlere Şenol Güneş'in bilinmeyenleri, hatta az bilinenleri diyelim, bunları anlatacağız. İstanbul hegemonyasına nasıl son verdiğini anlatacağız. Nasıl çile içinde çocukluk geçirdiğinden bahsedeceğiz. Terzi dikişi, kuaför makası diye dalga geçenler bu videoyu iyi izlesin. Hadi başlayalım. Haziran 1952, Şenol Güneş'in doğduğu tarih. Trabzon'da doğuyor ve birçok aile gibi 50'li 60'lı yıllarda sıkıntılı bir ortamın içine doğuyor. Evde 5 tane kardeş var. Annesi babası okuma yazma bilmiyor. Baba evde kilim dokuyor, bir şekilde çocuklarına bakıyor. Türlü türlü işlerde çalışıyor. Şenol Güneş'in hayali ne? Futbolcu olmak. Ailesine daha iyi bakabilmek için istiyor aslında bunu. Ve hayata erken atılıyor. 13 yaşında evin reisi oluyor resmen. Annesine, babasına, kardeşlerine Şenol Güneş bakıyor. Futbol tutkusu nasıl mı başlıyor? Mahalle aralarında limon kabuklarından top yapıyor kendine, top. O derece bir sıkıntı var. Ailenin top alma gibi bir lüksü de söz konusu değil. Düşünün, limon kabuğunun çöpleriyle top yapıp arkadaşlarıyla oynuyor. Ama asıl tutkusu ne biliyor musunuz? Basketbolcu olmak. El mahareti demek ki oradan geliyor. Basketbolcu olmak istiyor ama etrafta basket oynayacak bir takım yok. Neden? Çünkü Trabzon'da ana branş ne? Futbol. Bir iki tane arkadaşı var ama öyle profesyonel olacak cinsten bir ortam bulamadığı için basketbol tutkusunu kenara koyuyor, futbola yöneliyor. 13 yaşında mecburen aile reisliği görevi üstlenmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Bugün eleştirilere, haksızlıklara nasıl bir duruş gösteriyorsa, İşte bu duruşun kaynağı 13 yaşındaki o olgunluktan geliyor aslında. Koyar mı bu eleştiriler? Adamın saçına, kıyafetine denilmedik şey kalmadı. Hala söyleyenler bile var biliyor musunuz? 70'ine merdiven dayamış bir adama bile böylesine yakıştırmalar yapabiliyorlar. Neyse, bu videoda güzelliklerden bahsedeceğiz size. Futbolculuk hayatından bahsedeceğiz. Çok fazla polemiğe sokmayalım sizi de. Hayali futbolcu olmaktı belki ama evvela okulunu da ihmal etmedi. Nitekim o yıllarda akranlarının aksine üniversiteyi kazandık. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirdi. Mesleğini icra ettiği zamanlar da oldu. Köy okullarında çalıştı. Hayali futbolcu olmaktı dedik ya. Gerçekten futbolcu olmaktı ama kaleci olmak değil. Sahanın içinde olmak istiyordu o. Kaledeki yalnızlığı tercih etmiyordu. Hayat onu o noktaya sürükledi. Hadi anlatalım. Trabzonspor'un ilk kurulduğu yıllara denk gelen bu dönemde Şenol Güneş Vefa Spor'u tuttu. Çünkü kendi oynadığı mahalle takımının renkleriyle bu takımın renkleri aynıydı. Amatör maçlarda kaleye geçerdi ama mahalle maçlarında santrfor olarak oynardı. Santrforlardan çok iyi anlıyor ya bu adam. Fatih Tekke, Şota, Burak Yılmaz, Fernandao, orta saha oyuncularını bile golcüye dönüştürüyor ya. Neden mi? İşte içinde kalan bir golcülük ukdesi var ya. Onu futbolculuğunda yaşayamadı, antrenörlüğünde futbolculara yaşatıyor. Böyle büyük bir adam işte Şenol Güneş. Hatta kendisi açıkladı, kardeşim ben hoşnut değildim kaleci olmaktan. Mecburiyetten kaleci oldum dedi. Ama bir şekilde kader onu kaleci yaptı. Kaleci eldiveni bile yoktu biliyor musunuz? Zonguldak maden işçilerinin eldivenleriyle kalecilik yaptı. Öyle bir geçim sıkıntısından, öyle bir ekonomik buhrandan bahsediyoruz 50'li ve 60'lı yıllarda. Şenol Güneş futbolculuk kariyerine Erdoğdu Gençlik Spor'da başlıyor. 17 yaşında o zaman. 17 yaşını bitirir bitirmez Trabzonspor'un altyapısına giriyor ve işte o efsanenin doğuşu orada başlıyor. Geçiyor ama öyle hemen kolay değil. Kiralıyorlar. Sebat Spor'a kiralanıyor. Sonra tekrar Trabzonspor'un kadrosuna katılıyor. Gel zaman git zaman burada profesyonel oluyor. Bu süreler içerisinde öğretim hayatına da devam ediyor. Bir yandan öğretmenlik, bir yandan antrenmanlar, profesyonellik vesaire. Çok büyük bir yükün altına giriyor. Ama
zeki ve çalışkan olması en büyük artısı Şenol Güneş'in. 1972 yılında tekrar Trabzonspor'a transfer oluyor. 20 yaşında hem Trabzonspor'da profesyonel oluyor hem de profesyonel iş hayatına başlıyor. Öğle aralarında Turgay Semercioğlu'yla yemek yemeyerek ya da az yiyerek beraber antrenman yaparmış. Bunlar çoğunlukla koşu antrenmanları olurmuş. Hala içinde aslında futbolu sahanın içinde oynamak var, kale önünde değil. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Kalecilik çok büyük bir meslek ama o dönemlerde küçük bir çocuksanız radyodan dinliyorsunuz maçları. Gol atanlar, pas verenler, gol kaçıranlar daha değerli. Zaten futbolculuğa tutkusu da buradan başlıyor. Radyoda maç izlerken radyodaki futbolcuları ezberlermiş Şenol Güneş. Ben de onlar gibi ve daha iyisi olmak isterdim. Örneğin bir kaleci top kurtarmışsa, gol yemişse. Hiç gol yemeyen bir kaleci olma hayalim vardı. Severek oynamadım ama oynarken gereğini yaptım. Yani başlangıcım severek, isteyerek planlanmış bir şey değildi. Ama oynadığım zaman işimin gereğini çok iyi profesyonel olarak yaptım. 15 yıl dile kolay Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında ikinci lig şampiyonu olan Trabzonspor'da as kaleci Şenol Güneş'ti. Trabzonspor efsanesinin başladığı yıllarda kaledeydi. Tam 6 şampiyonluk yaşadı ki zaten Trabzonspor'un şu ana kadar 6 şampiyonluğu var. 1975 ile 1984 yılları arasına sığdırıldı o şampiyonluk. 70'li ve 80'li yıllara damga vuran Trabzonspor'du. Hatta 78-79 sezonunda Şenol Güneş bir rekor kırdı. Tam 1110 dakika gol görmedi gol. Bu Türkiye rekoruydu. Ama dünyada da sayılı isimler arasına girdi. Bu alanda 17. sırada bulunuyor. 1983-84'te Trabzonspor 6. ve son şampiyonluğuna erişirken Şenol Güneş'in katkısı çok büyük. 14 Eylül 1983'te İtalya şampiyonu Inter'e karşı Trabzonspor'un 1-0 galibiyetiyle biten maç tıpkı Liverpool maçı gibi gösterdiği performansla Şenol Güneş'in futbolculuk kariyerindeki zirve noktalarından biridir. Gel zaman git zaman her şeyin bir sonu var tabii ki. 86-87 sezonunda Şenol Güneş futbolculuk hayatını noktalıyor. Hem de onun uğruna iki tane jübile maçı düzenleniyor. Önce 1 Ağustos 1987'de Fenerbahçe stadında Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçı Beşiktaş 4-1 kazanıyor. 9 Ağustos 1987'de ise bu sefer Hüseyin Avni Aker stadında taraftarın karşısına son kez çıkan Şenol Güneş aktif futbolculuk hayatını, kalecilik hayatını noktalıyor. Şu kare var ya, ne görüyorsunuz bu karede? Bu karede çok değerli milli takım oyuncuları var değil mi? Ama biraz daha odaklanın. Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş. Sokağa çıkın. 10 kişiye sorun. 9'u Türkiye'nin en iyi 3 teknik direktörü Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Fatih Terim der. Bu 3 büyük isim aynı anda milli takımda futbolculuk döneminde forma giydi. Ve çok da iyi 3 arkadaş aslında. Mustafa Denizli ile Fatih Terim aynı takımda oynamıştı zaten. Ne güzel kare değil mi? Öyleyse Türk milli takımı kariyerinden de bahsedelim Şenol Güneş'in. Bahsetmemek olmaz. İlk milli takım formasını 31 Mart 1976'da Malta'ya karşı giydi. Toplamda 31 kez mücadele etti. Ya kardeşim onca yıl Trabzonspor'da oynadı bu adam. Niye bu kadar az sayıda milli oldu diye sorabilirsiniz. O yıllarda 1 veya 2 bilemedin 3 veya 4 tane yılda maç oynanıyordu. Günümüzde ise neredeyse 10-15'i buluyor bu rakam. FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giydi ama o dönemlerde belki de kariyerindeki tek eksiklik bu büyük turnuvalarda mücadele edememek oldu. Eğer bir gidebilseydik Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na zaten Şenol Güneş gibi bir kaleci Türkiye'de kalmazdı. Benim yaşım yetmiyor. Öyle bilmiş konuşmuyorum. Merak etmeyin. Bunlar okuduklarımız, büyüklerimizin bize anlattıkları. Şenol Güneş sıradan bir futbolcu değildi. İstanbul hegemonyasını bitirdi bu adam. 6 şampiyonluk ne demek? Hangi futbolcunun kariyerinde bu kadar şampiyonluk var? Tabii milli takımda çok etkili olduğu maçlar yok mu? Var tabii ki. 25 Mart 1987'de Almanya'yı 3-1 yendiğimiz maçta kalede harikalar yaratan bir Şenol Güneş var. O Anadolu kulüplerinin makus talihinin kırılmasında öncü isimlerden biriydi. İstanbul dışına taşınan şampiyonluklarda ikonik bir isim haline geldi. Futbolculuk dönemindeki başarıları teknik direktörlük kariyerinde
kat kat artarak geldi. Hocalık kariyerinde neler elde ettiğini de zaten biliyorsunuz. Onu aslında anlatmaya kelimeler yetmez. Benim de cümlelerim de yetmez. En iyisi yaşayanlardan öğrenmek, bu videoları takip etmek ve izlemek. Öyle herkesin harcı değil 6 şampiyonluk. Öyle ya, onun adı Şenol Güneş, adıyla müsemma. Futbolumuzun üzerine doğan bir güneş o. İlklerin insanı ve başardıklarıyla gerçek bir halk kahramanı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.